Farm Türk kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir Old Farm akşam arkadaşlar. Saat akşam 6 civarlarına yakın oyun içerisinde oyunda. Bugün ne yapacağız gençler? Bugün en son burada balları taşımıştık bir kısmını. O kamyon mamyon faciasından sonra oraları zaten gördünüz, o rezillikleri. Bayağı bir sıkıntı yaşadık bu kamyonu buraya getirmekte. Şurada da hayvanların boku kaldı. Onu da atmak lazım. Gençler bizim burada 1 gram balya koyacak yer kalmadı. En son dikine mikine soktum oraları, bir şeyler yaptım. Ama tarlalarımızda hala balyalarımız var. Bu arada buradaki yonca en son biçtilerdi. Orayı da toplamadık. Berat biçmişti. O da kaldı. Balyalara sığdıracak yer kalmadı. Bu kadar balya şimdilik bize yeter. Yonca balyasına ihtiyacımız var. Tarladaki balyaları Ford Cargo ile yine toplayacağız. Ama buraya bir kez direkt satışa götüreceğiz topladığımız balyaları. Fazla şey yapmayacağız. Yani depolamaya içiyle uğraşmayacağız getirip bunları arkadaşlar. Direkt satacağız. Bu arada hayvanlara bakayım arkadaşlar. Kaç litre sütümüz var? Oo, 17.000 litre sütümüz var. Bunlara saman da atmak gerekiyor. Tam karıştırayım falan vermiştik en son. Süt fiyatları kaç kuruştan geliyor? Bakalım hemen oyun başlamışken. Ona da bakayım hemen bir. Süt fiyatları görmüyorum ki. 844 euro. Biraz ucuzdan gidiyor ya. Azıcık pahalanmasını bekleyelim. Dediğim gibi Ford Cargo ile gidelim, biz balyalarımızı toplayalım, ama buna geçmeden önce sizlerden ricam arkadaşlar. Aşağıda abone ol butonu var. Oradan bir kanala abone olun. İlk defa izleyenler, ilk defa gelenler, sizlerden rica ediyorum bunu. Çünkü 2000 aboneye doğru gidiyoruz. 2000 aboneyi de tamamlayalım. Ve videoları da beğenelim arkadaşlar. Beğeniler çok önemli benim için. Artı bir de videoları kesintisiz izleyelim. Sonuna kadar atlamadan izleyelim gençler. Zaten sıkmadan size video atmaya çalışıyorum, sizi sıkmamak adına. Katıl butonumuzu da aktif ettik. Oradan katılarak ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz diyeceğim de pek bir ayrıcalığımız da yok işin gerçeği. Hani ben oradan gelen paraları, yani buradan kazandığım paraların hepsini Farming Simulator server açmak için, bilgisayarları falan yenilemek için, bir şeyler için. Yani sizler için harcayacağız buradan gelen paraları, sizler için harcayacağım daha çok. Yani benim dışarıdan gelen bir maddi gelirim var, yaptığım işler var. Dedikten sonra ufaktan biz yola çıkalım, gene Ford Cargo yükleyelim. Bayağı çok balya alıyor ama geçen gibi bayağı yığmayacağım o kadar. Çünkü en son kamyon dans ediyordu yollarda, ekinlerin içinde. Bu kez bu kadar fazla yüklemeyeyim. 3-4 tane balya şeyde kalmıştı. Onları alayım ilk önce. En son tarlada onları kendi başıma saracağım. Bir yanımda kimse yok arkadaşlar. Dedim ki multiplayer'e azıcık bir ara verdik. Ama yine devam edeceğiz multiplayer'e arkadaşlar. Şey yapmayın, heyecan etmeyin. Benim biraz işlerim olduğu için multiplayer'e ara verdik sadece. Kamyonla gidiyoruz yine. Kamyonla gitmemizin sebebi kamyon bayağı balya alıyor. Ben sevdim Ford Cargo ile balya çekmesini. Yani bu aralar biraz da kullanalım Ford Cargo'yu. Siz de hep kullanmıyorsun falan yazıyoruz yorumlarda bana. Bunu da yükleyelim birazcık. Pardon, burnum bir tıkandı bir an. Şöyle ufaktan şuralara çıkabilsek, şey tırmansa, kamyon tırmanmıyor. Arkadaşlar akşam 8'de gene canlı yayın olabilir. Saat 8-8.30 civarlarında, bilginiz olsun. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız zaten canlı yayın bildirimleri, video bildirimleri, her şey size düşer arkadaşlar. Bildirimleri açmanız önemli onun için. Canlı yayınlarda sizlere daha iyi sohbet etme fırsatı buluyoruz gençler. Yani çok kaliteli bir canlı yayın yapamasak da, internet koşulları, bilgisayarın performansı, ben çok iyi bir canlı yayın yapamasak da sizlerle bir sohbet etme fırsatı buluyoruz gençler böylelikle. Şuradan yapıştıralım, biz tarlamıza doğru gidelim. Ama yapıştırırken biraz daha dikkatli olmamız lazım. Vurmadan gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Biraz fazla hızlı gidiyorum. Hani birazcık daha role play yaparak oynayalım bugün. Lambur lumbur vurmak istemiyorum sağa sola. Bir tane mod var arkadaşlar, onu indirmemi isterseniz indireyim. Mesela bu başkalarının tarlasına girip çiğnediğimiz zaman bize bir maddi ceza kesiyorlar arkadaşlar. Hani yolları mecbur kullanmak zorunda kalacağız. Yani tarlaları yaramıyoruz. İsterseniz o modu indirebiliriz. Dedikten sonra şöyle tarlamıza doğru gidelim arkadaşlar. Burada en son 2-3 tane balya kalmış diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Hepsini saramadık çünkü. 2-3 tane. Oo, bayağı da balya var gençler burada ya. Gene şeyin Alper'in sardığı tarzda dikine atacağım kamyona. Öbür tarlalarda da balya çak. Bunu nasıl toplayacağız bilmiyorum. Hepsini bu bölümde sığdıracağım arkadaşlar. Artık kese kese atarız bir şekilde bunları. Şöyle stoplayayım şunu şuraya. Gençler bakın, aşağıya mutlaka yorum yazın videolara. Yorumlar önemli gençlik. Önemli derken yani yorumlarınız bizim nasıl bir video çekeceğime karar veriyorum arkadaşlar, sizin yorumlarınıza bakarak. Ne yapmam gerektiğine karar veriyorum. Onun için gençler aman yorumları ihmal etmeyin. Yani hem hepsini de okuyorum. Benle bir iletişime geçmek için daha kolay bir yöntem yok arkadaşlar. Hepsini okumuş oluyorum yorumların.
Hani Discord'dan da attığınız şeyleri okuyorum da onların hepsine cevap veremiyorum. Yorumlara cevap vermeye çalışıyorum genelde. Ayrıyeten de aşağıda Instagram hesabım var arkadaşlar. Oradan da beni takip edersiniz. Günlük yaşattığımda orada bir şeyler paylaşacağım arkadaşlar. Hani siz hep istiyordunuz ya. Ne onun adı? Abi ne iş yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Traktör videosu at falan at. Hiç yoktan birkaç resim atmayı düşünüyorum oradan da artık arkadaşlar. Instagram'a uzun zamandır resim falan da yüklemiyorum. Kendi resimlerim var. Oradan da takip ederseniz beni güzel olur. İyi olur bence. Hem daha rahat etkileşim yaparız. Etkileşim kurmuş oluruz. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık önemliydi. Açmak zorunda kaldım yine telefonu. Şimdi devam edelim balyaları sarmaya. Şunları da bağlayayım şöyle. Gençler burayı sarayım da. Bir dahaki böyle şeylerde burayı keseriz. En son ne diyorduk onu da unuttum ya telefonla konuşunca. Yani aşağıda Instagram'dan bahsediyorum herhalde. Şey yapabilirsiniz gençlik. Siz de yazın yorumlara ya nasılsınız, iyi misiniz, kötü müsünüz, işler nasıl, dersler nasıl gidiyor, bunları bir yorumlarda yazın gençler. Ben sizin kendi hakkınızda da bilgiler verin ya, hep ben anlatıyorum. Şöyleydi böyleydi, şunu yaptık bunu yaptık. Az önce siz anladın, ben sizin şeylerinizi okumak istiyorum yani. Yorumlarda detaylıca bir yazın bana ya. Siz de neler yaptığınızı anlatın biraz bana ya. Nasıl bir hayatlar yaşıyorsunuz. Dün canlı yayın onun için benim bayağı hoşuma gitti ya. Hani herkes bir şeyler yazınca. Yorumlarda yazın yani burada gençler. Yani çekinmeyin ya. Kimse yani özel şeylerinizi yazma gerek yok da yorumlarda hayatınızı yazın yani, okullar, sınavlar, gelecek planlarınız, yapmak istedikleriniz. Bu tip şeyleri yazın yorumlara arkadaşlar bana. Yani bir okuyalım onu. Beni izleyenler kimler izliyormuş? Bir görelim nasıl bir kitle izliyormuş? Memleketleriniz neredesiniz? Ne işlerle uğraşıyorsunuz? Bunları yorumlara yazın gençler bana be. Rica etsem. Hani yorum olsun diye istemiyorum bunları. Ciddi anlamda yorumları okuyorum. Yazarsanız daha iyi olur bana bu tip şeyleri. En birazcık bir izleyicimiz hakkında fikir sahibi olmuş olurum ben. Benim için daha iyi olur. Şöyle az kamyonları çekeyim bir daha. Aziz Allah ezan okunuyor. Hadi lan. Arkadaş bu da şu tekeri kaldırmadım mı gitmiyor tarlada ya. Ne garip bir kamyondur. Dur bakalım. Stoplamıyorum ya, çalışsın ya, mazot var içinde nasıl olsa. Azıcık motor ısınsın ya, motor soğuyup batıyoruz. Soğuk motorlu araç kullanmak iyi olmaz. Aha düştü lan te. Şöyle yandan dikine sıyırsak bunu. Tamam. Valla arkadaşlar kamyon bayağı bir şey alıyor. Kamyon dorsası güzelmiş. Balya sarmak için bayağı ideal. O an için böyle sarıyorum balyaları gençler. Hoppa. Bizim romoklar da böyle oluyor. Bu şekilde yapacağım. Romokların yan kapakları kalıyor balya sararken. Romokta da böyle bir sarım şekli deneyebiliriz ya. Ya aslında biz geçen çok abarttığımız için dağıldı balyalar önceki videoda. Biraz abartmasaydık biz bu kadar dağılmaz diye tahmin ediyorum. Bu arka kapağın olmuş, yan kapağın olmuş lan. Dur bir dakika, orada bir gariplik var. O yan kapaklar açılıyor mu yoksa? Açılıyorsa üzülürüm yani bu kapaklar. Bir dakika ya, bu niye böyle olmuş? F1. Hadi be. Yapma lan. Dur bir dakika. Bunu böyle açtık. Tamam, kapatalım bunu. Dur, kapanmadı mı? Şu şey açılıyor mu ki ya? Şu bizim öbür kapak açılmıyor mu ya? Bu taraftaki kapağı açamıyoruz mu? Bu taraftakini de böyle açıyoruz. Bunu böyle kanat yapsaydık. Arkadaşlar buraya bir saram. Bak bunu bilmiyordum ben, bu kamyonda böyle bir özelliğin oldu. Burayı saram, bir dahaki tarlada şey yapam. Kapakları açam. Şurayı da kapatayım. Ama kapatamıyorum. Şurayı da kapatayım. Bir dahaki tarlada şey yaparız ya. Kapakların iki taraflarını açarız. Daha rahat yükleriz ya. Böyle iyiymişti bu ya. Ben bunu vallahi bilmiyordum, bu özelliği. Şunu bağlayayım. Şunu çöz birader. Bu alttaki balyaların arası niye açık kalmış öyle ya? Şunu bir çöz.
Çöz bağlama dur. Bunu artık bu şekilde bir saram. Bir dahaki şeyde bir dahaki tarlada daha şey yaparız ya. Kapakları açarız öyle yükleriz baryaları ya. Daha iyiymiş böyle. Ben bunu bilmiyordum gençler. Bir saran bunu. Artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde yükledik bunu. Bu şekilde bir yükleyen bunu sonuna kadar. Hatta arka kapağı açsak bir sıra daha arkaya dikine balya atarız öyle. Dur açalım şu kapağı. Kapağı da arka kapağı nasıl açtık biz deminden ya? Böyle açmadık mı işte? Ha tamam aç şunu aç 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 aç. Şöyle düz yem kalsın bunu. Arkaya bir sıra daha atarız ya dikine böyle. Onun üstüne yeniden çıkarız. Şuradan eve doğru giden balya da valla pek pahalıya satacağımızı zannetmiyorum ama eve diyorum ne o? Öbür tarlalara doğru geçeceğiz gençler. Şu arkadaki tekerleği bir açayım ya. Kamyon çok sallanıyor. Tekerlekten dolayı mı diyecektim? Yok tekerlekten dolayı. Tarlaya batışık yapıyor tekerlekler büyük ihtimal. Vay anasına lan ben bunu bilmiyordum bak ya. Bu güzel oldu gençler. O zaman ben bu kamyondan öbür harita da alırım ya. Türk modlar haritasını da alayım. Geçen de şuraya hayvanların gübürünü getirip yükledik gençler hatırlıyorsanız. Onları tarlaya saçacağız da nasıl saçacağız bilmiyorum. Balyadan ben balyaları satıp bir tane gübre dağıtma romorku alırız diye umut ediyorum işin gerçeği. Umutlarım boşa çıkmaz inşallah. Hay maşallah. Çok hızlı kapadık. Az yavaş geçelim şu köprüden. Sallanmayayım. Arka tekerleği bassak hızdan bir şey kaybediyoruz mu? Yolda kaybetmiyoruz. Tamamdır. Çok güzel. Yine yangınlar yine ben. Andı ne lan? Ya o hep durup durup bu videoyu izliyorum ya. Çocuğu izliyorum. Açıp açıp çocukları izliyorum ya. Yani bilmemesi normal. Çünkü andımız bundan yaklaşık 6 sene önce şeyden kaldırıldı yani okullardan okumaktan kaldırıldı. O çocukların yaşlarına baksak 6 sene önce daha popolarında bezle geziyorlardır. Bilemezler. Normaldir. Bilmiyorum yani. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben bile unuttum ya nasıl andımız. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Neyse şimdi buradan da şey yemeyeyim ondan. Dava mava açmayayım. Yasak masak derler. Niye andımız okuyor canlı yayında diye. Zaten yarım yamalak biliyorum. Hayatımda bir kere çıktım okudum ya. Ortaokuldayken demiştim saçlar başlar şekilliydi müdür çıkardım oku dedi. Bana diyor ne kadar örnek bir öğrenci. Bakın diyor saçların şekline bakın diyor. Gömleğin duruşuna bakın diyor. Muhittin Adıyaman. Çok sert hocaydı ya. Aşırı sertti. Pitlendi mi? Ne yaptım? Bayağıdan beri banyo da yapmıyorum ya. Kafam kaşınıyor. Şuradan şöyle girek. Gençlik. Bu balyalar nereye saçacağız onu da bilmiyorum ha. Şöyle dursun. Biz şuradan ufaktan sarmaya başlayalım gençler. Şunu şöyle çevireceğim. Çeviremedim. Şöyle çevireceğim. Arkaya bir sıra daha koyacağım bundan gençler. Ay gaz yaptı. Şöyle bırakayım. Hoppa. Hoppa tamamdır. Neyse bakalım gençler ben sizi fazla sıkmayayım. Buraya ben bir sarayım. Kamyonu bir yığayım burada kaç tane balya varsa. En son balyaları yığdığımızda burada satmaya gider zaten buradan direkt. Öyle görüşelim sizle. Evet arkadaşlar hemen hemen bu tarlayı da sardık. Fazla arabayı yüklemek istemiyorum. Çünkü biliyoruz yolda malum sıkıntılar yaşıyoruz çok yükleyince. Aşağı düşer misin? Düşmezsen ayıp olur zaten. Çünkü ilk attım şu bir tane daha var orada. Onu ilk tek sefer tutturdum. Şu an balya zaten olmayacak bir şekilde duruyor. Kayda başladık ya tekrardan. Kestik ya öbür tarafı. Senin Allah belanı versin. Sinirlenmeye başladım yavaş yavaş ha. Tamam tuttuk. Sakin. Şimdi sakince şuraya fırlatmak istiyorum sadece. Yapma be gözüm. Hadi tek seferde fırlatıyorum deminden beri ya. Nasını avradını diyeceğim şimdi olmayacak. Şöyle yumuşak bir atış yapsam. Tamam heh, denk geldi. Böyle deminden gibi çak diye şuraya oturdum ya. Bir tek seferde yerine oturdum ya balyayı. Bak şimdi. Balyayı düşüreceğiz elimizde oyuncak oynarken aşağıya. Ondan sonra başlayacağız burada cayır cayır söylemeye. Ondan sonra canlı yayında küfür eden YouTuber olacağız. Şöyle hoppa bağlayalım. Ufaktan satış noktasına gidelim de nereye satacağız bunu arkadaş? Saman satışını vallahi bilmiyorum. Bunların hangisi saman onu da bilmiyorum ha. Dur bakalım bilen. Saman. Saman hangisiydi ya? Saman şu muydu? Şu muydu?
Allah Allah. Bir dakika şuradan bakayım bir samana ya. Şurada yazar samanın şeyleri ya. Yazıyor mu ki burada? Çim, silaj. Şuradakilerim... Aa, bunların bir de kuru ot. Bunu da bilemeyeceğim şimdi ya. Üstteki değil alttaki şu. Şu tamam. Çözdüm. Şu saman mı? Emin olamadım bir dakika. Üstünde kelebek gibi olan. Bir dakika. Şu saman şu. Şu 92 Euro'dan satılan yere gideceğim. Bura nereymiş? Bir dakika ya, onların hangisi saman? Biz şuraya gideceğiz, satacağız. Tamam, şu arkadaki fabrikaya gideceğiz de. Neyse, ufaktan yola çıkam ya. Arkadaş, tarlanın içinde bu kamyon dönmüyor ya. Oo, sakın. Döner diye tahmin ettim. Niye öyle kadar sallandı ya? Neyse, şöyle ufaktan yola doğru ne arkadaki yeri açarım yolu. Tarlada açtığım zaman arkadaki yeri kamyon ilerlemiyor ya. Yere basınç kuvveti mi azalıyor tekerleğin artık? Ondan dolayı patinaja düşüyor direkt. Biz de maşallah şeye gider gibi yani yarınımız yokmuş gibi yüklü tır kullanıyoruz ya. Şuradan şöyle yola çıkarsak adam akıllı sarsmadan kamyonu tamamdır. Arkaya bakmak istemiyorum. Kamyonun sallantısını dışarıdan görünce devrilecekmiş gibi hissediyorum. Hiç bakmadım, biz yolumuza bakalım, yoldan gidelim arkadaşlar. O arkaya bakmak istemiyorum şimdi dağılacak mı alacak, sinirim bozulacak benim, ondan tırsıyorum biraz ya. Bu dağılma içinde bir çözüm bulmamız lazım. Ulan Farming Simulator ya, bir şu problemi nasıl çözemez ya, şu problemi ya. Ya kimse bununla ilgili mail atmıyor mu ki ya? Bugün yazacağım ben ya. Of, çok sallandık ya. Videodan o kesiti alayım ben geçen videodan. Vallahi bugün atayım ya şu videoyu çektikten sonra. Bir mail atayım ya, buna bir çözüm bulayım ya. Bu ne anasını satayım. Gerçi attığımız mailleri çok okuyorlar da. Adamların umurunda bile değil bizim attığımız mailler de. Neyse gene de yazalım. Arkadaşlar siz de yazın ya. O videoda benim alan şeyi kesinlikle alın. Gönderin Farming Simulator şeyine ya. Ciddi söylüyorum yani. Bunu toplu bir şekilde yaparsak belki buna ilgili bir güncelleme bir şey yapabilirler yani ya. Bu çok büyük sıkıntı ya. Balyaların o şekilde dağılması. Ha, balya satmayız zaten. Burası belli. Gel baba. Topla. Ulan kendi kendimi yanaştırıyorum ya. Bir an almayacak zannettim. İyi. Allah bereket versin ya. Bir kez şu kapakları da açayım da değişik bir sarma yöntemi deneyeceğim ya. Bir tarlayı var ama doğru açarız ya. Öyle acaba 3 tane ya da 4 tane yan yana dizebilir miyiz ki? 4 tane dizersek süper olur. Ama 4 tane yan yana gelmez, denk gelmez diye tahmin ediyorum ya. Neyse biz bir tarlaya varam arkadaşlar. Değişik bir dizim tarzı deneyeceğim bu kamyonu bu sefer bakalım. Belki daha çok balya. Şu an 18'den balya atabildik. Tarlanın burası da birisi de saman yığın şeyini devre dışı bırakmış bak. Şimdi nasıl açıyorduk bu zımbırtları? Dur, bu arka kapağı açıyordu. Bu kapağı kapatıyor. Şöyle yaparsak kapak açılıyor. Aç. Şunu şöyle bir düzlememiz lazım. Düz mü? Baya da düz. Şimdi şu tarafı da açalım. Aç. Şu sistemden bildirim geliyor. İnşallah size gelmiyordur yakına bildirim ya. Geliyorsa da geliyordur da. Az onu görünmezden gelin artık ne yapayım. Şöyle yaparsak valla iki kale at ya da tek kale maç bile yapılır burada yani, baksana. Şu kapağın arkasını kale yapacaksın, tek kale maç derken yanlış anlamayın. Şu kapağı kale yapacaksın. Dur, şurada bir tane balya var, onu alayım bir ya. Kalmasın orada. Hoppa. Dur bakalım, şöyle koyabiliriz ya. Böyle koysak ne zararımız olur? Bir tane de buraya açarız kanat. Bunu bağlayabiliyoruz mu böyle acaba? Ooo, 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız şu an var ya. Dur. Var ya bunu, amma balya sarılır buna var ya, üf. Bir sürü balya sarılır ya. Keşke en başta böyle yapaydık. O tarlaların hepsini tek seferde getirmişizdi ya.
Dur lan. Niye çömelmiyorsun ha? Birader niye böyle şeyler yapıyorsun? Şunu da şöyle yanaştırsak yanına. Üstüne mi çıktı? Pardon. Şöyle yapsak. Ulan. Ulan. Yanaştıramadım. Tamam. Şimdi bir dakika. Şu iplerini bir çözsün. Biz şey hata yapıyoruz birader. Bunu azıcık kaldıralım kapakları. Şuraya azıcık kaldırsak. Dur yanlış yaptım. Az da şurayı kaldırsak. Şöyle hafif bir V şekli verirsek. Balyalar da stabil durur diye tahmin ediyorum. Ama şu balya birazcık dandik dur diye. Olmadı. Beğenmedim. Niye öyle saçma bir görüntü oldu ya? Buraya kaldırayım mı illa böyle? Tamam böyle iyi ya. Bağla. Tamam böyle dursunlar. Dur nereye gidiyoruz lan? Daha balya dolu bunlar ya. Şimdi böyle yaparsak arkadaşlar muazzam bir balya sarışı olur ya. Bayağı çok balya sararız bu şekilde. Onun için ben bu tarlayı bir sarayım bitireyim arkadaşlar. Size buraları izleterek sıkmak istemiyorum. Yolda gidişte daha zevkli olur. Siz orayı izlersiniz. Bunu da göbür tarlaları doğru giderken tekrar şey yaparım açarım. Evet arkadaşlar buranın balyasını sardık. Buradan diğer tarlalara doğru geçeceğiz. Şu arka yoldan gideyim bir. Şu haritada açım. Oynama oynamayı buradaki yolları da unuttum ya. Oynama oynamayı derken şey anlamında. Hani buradaki tarlalara ben pek gelmedim. Hep ırgatları çalıştırdık ki biz. Multiplayer'larda. Arkadaşlar böyle böyle diziyorum balyaları. Buradan bu kadar balya çıktı. Şu 171 numara... Yo kaç burada? 192 mi? 193 mü? Öyle bir tarla var. Yo 171 numaraya gidiyoruz. Doha! 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 Duramadım ya. Buradaki tarla bayağı bir büyük bir tarlaydı arkadaşlar. Orada bayağı balya vardır diye umut ediyorum. Orayı da yığarız. Bu balyaları satarız arkadaşlar. Bunlar satış balyası olarak bastırdık zaten bunları. Ali bastı. Ali'ye satış balyası olarak bastırdık. Özel balya gençler bunlar. Satış balyası. Kilogramları çok basmaz. Oğlum nasıl sallanıyor lan böyle beşik gibi sağa bir sola gidiyorum. Şöyle şuradan birazcık geniş alayım bir. Ha, adamın Ayşe, Mayşe'nin anasını belledik. Dön. Şurada pamuğu da çiğneyim. Oğlum pamuk ikim yok burada. Pamuğu nasıl ekiyorsunuz ya? Ben de ekim bahseniye baksana. Adamın pamuğu çıkmış bildiğin. Getiririz Adana'dan Madana'dan pamuk işçisi bir şey. Paşo ağa gibi ne o? Zürt ağa mıydı? Şeydeki neydi ya o? Kemal Sunal'ın filmi. Kibar Feyzo, Kibar Feyzo ha. Kibar Feyzo'daki gibi. Diyor ya Adana Çukurova'da pamuk ırgatlarına diyor 400 bin veriyorlarmış ağam diyor. Ayda mı diyor? Yok günde diyor. Sataram köyü ha. Ben de öyle yapacağım. Kim geliyor? Bu köpekler gene hav hu hav hu hu başladılar ana satayım ürmeye. Gençler bir erkek köpek ayarlamadınız bana ya şöyle gangal cinsi. Hoppa. Şöyle yapayım. Tamamdır. Şunu da şöyle atayım arkasına gençler. Ondan sonra buraları keserim ben. Buraya bir sarayım ben kendi başıma. Evet arkadaşlar hemen hemen bu tarlayı da sarmış durumdayım. Böyleyken balyalar arkadaşlar bakın şu kenardaki balyaları bağlayamıyorum. Lakin şöyle üstte bir tane atıdan bağlayabiliyorum tekrar dikine. Şunu da öbür taraftan dikine koyacağım. Buradan öbür tarlaya doğru hızlıca yol alacağız gençler. Şöyle yapayım. Felaket balya sarıyorum yalnız şu an. Onu fark ettim ha. Bilmiyorum benim daha bir zevkli gelmeye başladı bana balyaları böyle dizince arkadaşlar. Kamyona. İnşallah bunlar yolda bir bozulmaya uğramazlar. Sapasağlam satış noktasına götürürüz gençler diye umut ediyorum. İşin gerçeği. Şöyle yaparsak. Ah tamamdır. Tamam fazla. Şunu da bağlayayım. Şimdi buradan diğer tarlaya doğru yol alacağız arkadaşlar. Zaten kamyonlaştı artık gemi statüsünde ilerliyoruz. Suya at yüzer arası bu kadar samanlı herhalde bu. Gemi statüsüyle gidiyoruz direkt yani tarlaya. Felaket sallanıyor şu an felaket. Baksana tekerler zıplıyor gençler. Şuradan öbür tarlaya gidelim orayı da saram arkadaşlar oradan satışa gideceğiz zaten.
Hafiften de belim açmaya başladı. Ya bugün birazcık odun modun ayırdım, kestim, bir şeyler yaptım. Bel tutulmuş, çalışmaya çalışmaya vücutta hamlamaya başlıyor bir süre sonra gençler. Şu yandaki balyalar düşerse diye korkuyorum. Ondan dış kameradan gidiyorum işin gerçek gençler. Yoksa iç kameradan gideceğim, şu yandaki balyalar kayar mı diye kısıyorum. Sarsıntıdan. Felaket kanat verdim yalnız ha. Keşke multiplayer'ı da böyle sarsaymışız. Şu an kamyonu durduramıyorum gençler. Kamyon gidiyor. Aldı başını gidiyor sadece. Şu an durmuyor. El freni çektim. Artık en son çare olarak durdu. Şu tekeri açayım ben bir. Bu kamyon yoksa bizim başımıza bela açacak. Geri gelir mi? Tekeri kaldır ya. Yapma lan. Yapma gözüm. Çıkamayacağız mı oradan? Geri. Sen tekeri askıya bırakıyor. Şöyle bir dönüş yapsak. Suyun içinde kalmayız inşallah. Şöyle çıkar mısın? Ha, tamam. Tamamdır da bu yokuşu çıkar mıyız? Çıkarız herhalde ya. Kalacağını zannetmiyorum o yokuşta ya. Kaç tane balya var alt üstü ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 12. 8 öyle 20, 21, 22 tane balya var kamyonun. Pek bir şey yok. Geçen daha fazla sardık da. Ama bu kez bu sırayı da bir sıra daha çıkarsak. Burada balya yok bu kadar ya. Bunları direkt satacağız gençler nasıl olsa. Kullanmayız ya. Biraz şu tarafın kulaklığını takayım ya. Siz görmediniz ya. Bayağıdan beri uğraşıyorum bununla. O araları keseceğim ben videoda ama. Şu haritayı bir kapatayım ya. Bizi gıcık etmesin o harita. Şöyle gideyim araya buranın balyasını bir atayım. Daha şimdi tırstım bak. Orada öyle yapınca o rampaya çıkmayacakmış gibi geliyor ya. Nedense. Gençler şöyle ön tarafı bağlayacağım ya. Dikine dikine atayım da oraları bağlayayım ya. Şunlar beni korkutuyor. Çok sallanıyor orası ya. Şöyle yapayım sonra arkayı hallederiz ya. Arka kolay. Şöyle yaparsak birader. Hoppa. Tamam. Bunu bir bağlayayım bir. Hoppa. Tamam dur gençler. Böyle böyle burayı da saracağım ya. Pek bir şey yapmayacağım. Aynı şekilde aynı sistemde saracağım yani. Hani bu araları keserim ben. Siz sadece balyaları götürdüğüm yeri izlersiniz. Beşik gibi sallana sallana gideriz beraber sizle. Şöyle yaparsak, şöyle yaparsak olmadı. Şöyle bir daha ittirelim. Yine olmadı. Şöyle bir daha ittirelim. Yine olmadı. Hoppa. Tamamdır. Keserim arkadaşlar ben burayı artık. Şu üstten çıkayım düzelteyim bunu sadece. Evet arkadaşlar. Kamyonu bildiniz. Hayvan yükler gibi yükledik. Hiç acımadık. Hiç acımadan yükü çaktık sıkıntı. Balyalar yerinden kaymaya başladılar. Yalnız şu balyalar da tutunamadığı için sıkıntı olacakmış gibi bir his var içimde yolda sanki. Şunu bir bağlayayım ben. Şu aradaki balyaları tutturamıyorum arkadaşlar. Şu balyalar tutulmuyor yani söyleyeyim size açık açık. Bu kayışlarını da tutmuyor. Bu balya boşta şu an. Tutup çekebilirim bunu geri gördüğünüz gibi. Balyalar yerinden birazcık oynuyor. Yapacak bir şey yok. İnşallah yolda düşmeden gideriz zaten. Düz yoldan gideceğiz arkadaşlar. Şurada asfalt yolu kullanacağım. Tarlanın aşağı başında dolaşmayacağım. O rampaya çıkamayız. Bunları bir satam ya. Felaket yükledik yalnız kamyonu. Şu an bildiğiniz gemi yani. Balyamız olsa bunu bilmiyorum yani. Bayağı bir dizerdim arkadaşlar. Ben bir multiplayer'de eğer bu kapaklarını açıldığını fark etseydim ben hiç acımazdım bu kamyona. Bütün tarlaları bir kamyona yığar gelirdik eve tek seferde. Allah'tan da gerçi öyle bir şey yapmamışız. Kesin bu kamyon yolda parçalanırmıştı. Öyle bir şey yapsaymışız da. Allah'tan da öyle bir şey yapmamışız. Artık yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar satış noktasına doğru. Bunu bir satalım bakalım. Kaç para verecek bize, ne kazanacağız. Çok sallanıyor. Şu balyalar kayması diyorum ben yandan ya. Beşik gibi gidiyor. Şu direkleri de vurmamaya çalışacağım gençler. O direkleri vursak da sıkıntı olur. Kaç tane balya var? Alt tabanda kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orada. 6. 8 daha koysak 14. 4 daha koysak 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane balya var arkadaşlar. Kamyon, bir kamyon sırtında. Biz romoklarla sararken o kadar atabiliyoruz mu? Romok kaç koyuyoruz? 16, 16 koyuyor maksimum koyduğumuz zaman. Onda zaten yolda parçalanıyor 16, 16'da. Şuradan şöyle düzgün bir dönüş yaparsak 16-16'da yolda parçalanıyor. Kaç? 32 tane mi atıyor? O kaşeye daha çok atıyoruz romokları aslında. Ama tek kamyon 24 sardık gerçi ya burada da. Daha saracak olsak buna. Aa bu kötü oldu işte. Bu çok kötü oldu. Öyle çarpmamamız lazımdı. Şöyle bir resim alayım ya kendimi. Şöyle balyalarda olmadan şöyle bir çekmek istiyorum. Yani otlara denk geldi tam daha. Şöyle çekebilirsek. Balyalar da yerine oynuyor fark ediyorum şu an. Şöyle bir resim dursun. Belki şey yaparız ya. Kapak resmi olarak kullanırız. Şöyle çekeyim ya. Bir dakika. Şöyle daha güzel bir açı yakalamaya çalışıyorum. Şöyle çekersek
Kapak resmi olarak kullanırız. Felaket sardık çünkü yabancılara. Şunları da düzelteyim arkadaşlar. Bunların hepsi yerinden oynuyor şu an. İpleri bir çözeceğim. Tekrardan bağlayacağım. Neyse fazla pırkalamayan bu kamyon yolda dağılacakmış gibi bir hissiyat var içimde nedense. Kamyonu fazla dağıtmadan ufaktan biz gidelim. Şu kenardakiler çok emanet duruyor çünkü. Şu an kamyon frenleri tutmuyor ya. Şu arka tekeri açmak istiyorum ben. Şu arka tekerde yere bassın daha rahat durabilelim. Tamam ya gider herhalde sıkıntı olmaz. Burada trafik açık mıydı ki ya? Trafik kapatıldı en son ama inşallah kapalıdır. Şu yanındaki balya kaydı fırladı dışarı doğru. Çok pardon. Şöyle yapıştırayım bir. Şuradan eve doğru yapıştıran bir gidelim. Yol ver dağlar yol ver edalarıyla şeye gideceğiz. Satış noktası. İnşallah para eder ya. Vallahi bu oyunda batışlardayız arkadaş. Biz silaj milaj ekleyeceğiz gene diyoruz da. Nasıl ekleyeceğiz? Hangi parayla ekleyeceğiz onu da bilmiyorum Ayşin gerçeği. O yandaki balya gidici gençler. Ben size söyleyeyim. Bu balya düştüm düşecek şekilde gidiyor. İçine bir gireyim nasıl gidiyor. Oo bayağı güzel. Beşik gibi. Bir süre sallansak zaten uyuruz orada. Herhalde uyuruz bir süre sonra. Var mı lan böyle balya sarı? Şuna bakalım satayım ya. Çok güzel sardım ya. Kendime gurur duydum balyalar sararken. Şu tabanıya taktırma aman. Aman aman aman. Şöyle hafif bir dönüş yapayım şuradan. Yavaşça içinden döneyim hatta. Yol ver dağlar. Yol ver geçek. Dırırı. Yavaş yavaş satış noktasına doğru geliyoruz. Gençler bakalım kaç para kazanacağız bilmiyorum yani. 24 para satacağız. Deminden kaç tane sattık hiç saymadık. Deminden saydım unuttum valla kaç para sattığımızı. Aman hadi giriş noktasına gelmişken şu tekeri bir kaldırayım ya. Çekişten düşmüyor kamyon düşmesin. Satış noktasına gelmişken yere düşmesin. Balyalar hemen onları yapıştıralım gitsin orada. Arkadaş burada eğimli balyalar çok kayıyor ya. Bir inek sesi gelir gibi oldu kulağıma gitti geri. Yapma lan burada yapma burada olmaz burada olmaz burada olmaz burada olmaz. Burada olmaz ya. Burada olmaz aman 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 gel 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 tamam gel. Senin Allah cezanı vermeye senin Allah cezanı vermeye. Ya ben biliyorum ya son nokta geliriz biz böyle bir şey yaparız yani son noktada. Şunu tut birader. Şöyle düzelt. Heh. Heh, çok iyi oldu. Gel geri gel 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 gel. Gel birader gel birader. Şu balyaları bir açayım bir hepsi dökülsün. Bir tane balya kaldı dışarıda. Tamamdır ya tamamdır. Sattık hepsini bayağı para da kazandık. 31 bin lira falan paramız oldu. Şunu da yollayayım gitsin. Şu balyalar bizim değil mi bunlar ya? Bunlar tutabilen balya değil. Tamam. 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 Çok süper. Hemen şu kapaklarını bir kapatayım. Kapat. 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 Hoppa. Şunu da kapat. 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 Hoppa. Şunu da bir kaldıralım. Şöyle kapat. Kapat. Kolum yoruldu ya. Aslan hadi lan. Ha? Tamamdır arkadaşlar. Balya sezonu okey gençler. Yulaf kaç para diyor? Ona bir bakayım ya. Yulaf'ı da satar mıyız para varsa ya? Şey varsa. Bir bakayım şuradan. Fiyat ne Yulaf'ta? Kaç para veriyor? 1006. Az daha yükselsin o ya birader. Bekleyemem. Çok az para veriyor. 1200'lerden falan satmak istemiyorum. Azıcık yükselsin. Çünkü tüm sermayemiz Yulaf şu an. Bizi gübre dağıtma romu alacağız. Kaç para gübre dağıtma romu? Ona da bir bakam ya. Bekleyin şuradayken. Bir dakika. Gübre dağıtıcılar. Nerede? Burada olmadığı kesin. Şurada ben birkaç tane mod indirmiştim. Onlar nasıl ki? Şöyle bir şey var. 8000 lira. Şu kaç ton alıyor? Kaç litre alıyormuş? 15000 litre alıyor. Bu nasıl bir şey? Şuna bakayım bir. Bayağı eski tiplere benziyor. Bu bildiğin yeni tip şey. Kapasite. Oo, bu bildiğin romak oldu lan. Bu ne? Yam karma makinesi mi? Bu ne lan? Ha, slash trailer bu 7800 litre alıyor. Arkaya bir tane daha takabiliyor mu? Takamıyoruz.
Bunlar falan kaçtı? 32 bin. Bizim traktör onları yerinden oynatmaz. Şu nasıl bir şey? Bu sabit. Pek bir şey yapmıyor. Bu kaç lira alıyor? 3500 alıyor. Şu nasıl bir şey? Bu ne? Bu değişiyor. Kendi kendine bir şeyler oluyor ya. Ha, bu buradan direkt yanlamaya atıyor. İçindeki malı. Bu ne? Ha, bu tahta oluyor. Alüminyum diyor. Tahta diyor. Alüminyum diyor. Small diyor. Bu bildiğin şey oluyor. Kapaklı romok oluyor. Bir şey olmuyor ki bu. Birader bizim için en uygunu şu gibi duruyor yine. Yanlış mıyım? Şu nasıl bir şey? Standart. 5200 litre. Bu bildiğin romak oluyor. Nasıl satayım? Romarker diyor. Dur lan. Koca. Aa, arkası yok. Standart 5200 litre. Bu bildiğin romok. Bu da bildiğin romor. 5200 oluyor. Bu ne? Eklenti. Ha bak. Bunun arkasında işte çift yapabiliyoruz işte. Ama bize en uygunu şu gibi ya gene. Bu kaç lira oluyordu? 7800 litre alıyor bir seferde. Bize en uygun o gibi ya gene de. Şöyle gidelim ufaktan. Yapacak bir şey yok. Sonra bakarız o işlere. Şuradan eve doğru gidelim arkadaşlar. Bakarım ben ya. Olmadı başka mod indir. Böyle eski tip bir şeyler de indiririz yani. Bunlar yeni tip makineler hep. Bakarız duruma göre paramızın, gücümüzün yettiğince bir şey alırız bize. Çünkü sıvı gübre dağıtıcı da lazım. Hayvanların gübresini kullanmak istiyorum arkadaşlar artık. Ufak ufak. Balya işinden de iyi para kazandık ya. Bayağı balya sattık. 20 bin lira para olmuş. O kaç para oynayız? 10 bin lira falan para vardı oyuna girdiğimizde. 11 küsür, 10 küsür. Kamyonu bu arada son gaz kapadık gidiyoruz. Frenler tutmayacak şimdi dönemeyeceğiz aradan. Şöyle biraz geniş alıp şöyle genişçe bir dönüş yapayım şuradan. Tamamdır. Hoppa. Gençler evimize ufak ufak geliyoruz. Videoyu da buralarda sonlandırırım arkadaşlar. Kamyonu yanaştıralım oraya sonlandırırız. Dediğim gibi gençler buraya kadar izlediyseniz zaten beğenmişsindir videomu. Her gün iki tane video atıyorum. Canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar. İlk defa izliyorsanız lütfen kanala abone olalım. Çünkü abone sayımız yükselmiyor. Hep standart sayıda yükseliyor. Abone olmanızı çok rica ediyorum gençler sizden. Aşağıda da beğenme tuşu var. Ona basın. Beğenip de videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Ama yorumlar arkadaşlar kesin yorum atın. Ben yorumlara önem vermeye başladım bu aralar. Yorum atmanızı istiyorum gençler hepinizin. Aman gözünü seveyim. Yorumları ihmal etmeyelim. Aşağıda Discord linkimiz var. Oradan modlara da erişebilirsiniz. Bütün sohbetlerimize, muhabbetlerimize, kalabalık bir ekibimize oradan katılabilirsiniz. Hani kendi aranızda oyunlar falan da oynayabilirsiniz oradan. Bayağı kalabalık bir ekibimiz var aşağı tarafta da. Discord'da da aşağı tarafta dedim. Katıl butonumuzu aktif ettik. Oradan aylık abonelikler alırsanız mutlu olurum. Hani desteklerseniz aylık aboneliklerle sorumluları artmışları daha kolaylaşır benim için. Hani bunun zorunluluğu yok arkadaşlar tabi. Maddi durumu el verenler yapsın bunu sadece. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.